Kaç saattir oğlanlar yok ortada ya. Bir bakıver. Ne yapayım hayatım? Kazık kadar adam ikisi de. Kız tavlarken yanlarında mı durayım? Salih Bey. Ya yani sinirden titriyorum ya. Ya siz ne kadar tinetsiz, ne kadar yüzsüz, ne kadar ahlaksız insanlarmışsınız ya. Ne diyorsun sen ya? Hangi yüze geliyorsun sen buraya? Bak ya. Şinasi Bey, burası benim evim. Unutmayın. Ha, Asman buyurun, Hanım. Buyurun, buyurun. Yani Asman Hanım, yavru sırsız ev sahibini bastırırmış ya, bununki de o hesap. Neyi ima etmeye çalışıyorsun sen ya? Ben hiçbir şey ima etmeye çalışmıyorum, dost doğru söylüyorum. Yani bakıyorum da size, böyle uzun boylu, yakışıklı, kalender bir adama benziyorsunuz dışarıdan emme. Kalıbınızın adamı değilmişsiniz siz ya. Ben de sizi dürüst aile babası sandımdı. Yani ben siz bu köyde kalın diye bir de ön ayak oldumdu. Ya bir dakika ya, hop bakalım dur orada. Beni ekmeğimden eden, tekneyi mürleten sen. Çıkıp bir de bana ahlak dersi mi veriyorsun? Sen kime diyorum ya? Sana diyorum, kime diyorum? Ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmam. Ben hiçbir zaman bir insanın ekmeğine hiyanetlik etmemişimdir. Nerede o? Sizi ben şikayet etmedim Şinasi Efendi. Ha, düşünmedim değil. E ben de insanım, düşündüm. Emme çocuklarınızın hatırı için vazgeçtim. Emme sizin oğlanlar da adam değilmiş ya. Ne? Aa, bir dakika Salih Bey. Biraz ileri gittiniz ama. Benim oğlanlara hakaret ediyorsunuz şu anda. Bakın hanımefendi, sizin de kalbinizi kırmayayım. Onlar benim kızımın kalbine kastetmişler. Ben şimdi burada onlar için iki tane kelime söyledim diye suçlu mu oldum ya? Ne demek bu? Ne demek anlatayım ben size. Siz bu köye babamın şıpıldak merheminin formülünü öğrenmek için yerleşmişsiniz. Yoksa yani bizim köyümüzü, bizim halkımızı, bizim kültürümüzü sevdiğinizden değil. Yani menfaat için, para için. Bu böyle bir şey olmaz, imkansız, hayır. Ha, öyle mi? Yazıklar olsun ya size. Ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum. Emme bütün köyümün, evimin, kalbimin kapılarını kapattım size. Bunu söylemeye geldim de. O kadar, bana yaklaşmayın. Salih Bey. Bırakın Asman Hanım. Sevgi, bu duyduklarım doğru mu? Haberin var mıydı? Hayır. Erkan. İftiraya bak ya. Ben böyle iftira duymadım. Defol Şinasi. Derhal çık git bu evden. Defol. Bir dakika ya, bir tane kuru iftira yüzünden beni evden kovmayacaksın herhalde değil mi? O kovmuyorsa seni ben kovuyorum Şinasi Efendi. Ben evimde senin gibi dansöz istemiyorum. Çık git. Bir saniye hanımlar, bakın. Defol.